Herkese selamlar, ben Deniz Mustafa Özkerlekçi. Daha önce aynı videodan iki tane daha çekmiştik internet fiyatlarının karşılaştırması diye. Haliyle memlekette bir enflasyon canavarı var. Durum böyle olunca her şeyin fiyatı sürekli olarak değişiyor. Dün aldığın ürün bugün bambaşka bir fiyatta oluyor. Geçen ay gelen fatura bu ay başka geliyor. İnternet fiyatları da, internet faturaları da haliyle sürekli değişiyor ve biz de birazcık bu videoları sık çekmek zorunda kalıyoruz. Aslında bu üçüncü videoyu şu anda çekmeyecektim ama yorumlarda abi bu videonun günceli ne zaman gelecek diye sorular birazcık artınca ben de ondan dolayı şimdi bu videoyu tekrardan sizlere en güncel haliyle sunacağım. Bakalım yeni fiyatlarda bize ne kadar zamlar gelmiş, fiyatlar nasıl artmış? Baştan söyleyeyim, herhangi bir işbirliğinin içerisinde olan bir video değil bu. Tamamen objektif olarak gireceğiz internet sitelerinde. 100 megabit download olan interneti baz alarak, yani o paketi baz alarak fiyatlara bakacağız. Kendi açıkladıkları tarife nedir? Bunları karşılaştıracağız. Daha sonrasında da kararı siz vereceksiniz. Yine yorumlarda muhakkak ki bu internet operatörlerinin performansını mutlaka yaz ki çok faydalı oluyor. Diğer videolarda da bunu gördük. Memnun olanlar, olmayanlar, memnun değilse neden olmadığını yazanlar çok fazla vardı. Mesela geçen videoda Gıbırnet çok öndeydi. Çok fazla kullanan vardı, memnun olan vardı. Fiyatı da diğerlerine göre oldukça makul diye hatırlıyorum. Bakalım o zamandan bu zamana fiyatlarda nasıl bir değişiklik olmuş, şu anda güncel kıyaslamayı başlatalım. Evet, geldik şimdi artık bilgisayarımızın başına, internet sitelerine gireceğiz ve fiyatları kontrol edeceğiz. Ne neymiş, ne olmuş diye. Gıbırnet'le başlıyorum arkadaşlar. Hemen Gıbırnet.tr'ye girdiğim zaman ana sayfasında şöyle bir kampanya bölümü, daha doğrusu fiyatlar bölümü diye sıraladığım zaman 35 megabite kadar indirme, 100 megabite kadar indirme ve ben burada bütün internet firmalarının 100 megabite kadar olarak inceleyeceğim. 35'lik veya 16'lık paketlerine bakmayacağım. Temel fiyatımız 100 megabit download olmuş olacak. 8 megabite kadar da upload veriyor zaten birçoğu. Hani upload'la da ilgilenmiyorum. Çünkü zaten upload ne kadar sağlıklı çalışıyor tartışılır yani. 8 megabit yazıyor ama genelde gerçekten o 8 megabite alamıyoruz ama 100 megabit indirmeye göre kıyaslamayı başlatıyorum. Gıbırnet'e baktığım zaman şu anda 100 megabit indirme 240 TL olarak gözüküyor arkadaşlar. Adil kullanım kotasının olmadığını söylüyor ve burada taahhütsüz. Bir bakacağımız özellikle taahhütlü mü taahhütsüz fiyat mı olduğu olacak. Taahhütsüz bir paket 100 megabite kadar indirme Gıbırnet fiyatı 240 TL. Şimdi Millennicom'a geçiyoruz. Evet, Millennicom'da yine burada bizi farklı paketler karşılıyor. 16'lık paket, 35'lik paket ve 100 megabitlik paket. Burada 100 megabitlik paket, daha doğrusu 100 megabite kadar 230 TL olarak 229.90 olarak karşımıza çıkıyor ve yine taahhütsüz olarak burada bunu görüyoruz. Gıbırnet'e göre Millenni.com 10 TL daha ucuz olarak taahhütsüz bir şekilde karşımıza çıkıyor. Şimdi sırada bilin bakalım kime geçiyoruz? Türknet'e. Şimdi Türknet'in tabii ki internet piyasasında farklı bir yeri var. Farklı bir krallığı da var diyebiliriz daha doğrusu. Aslında baktığın zaman fiyat olarak çok iyi bir fiyat veriyor Türknet. Yani 1000 megabite kadar hız diyor. 299.90, yani 300 liraya sana 1000 megabit hızında bir internet veriyor. Diğerlerini görüyoruz. 100 megabite kadar diyor, 230 lira diyor, 240 lira. Yani aradaki o devasa hız farkı için 60 lira bence gayet katlanılabilir bir rakam. Ama sıkıntı şurada, 1000 megabit pek çoğumuzun evinin zaten desteklediği bir internet hızı değil. Durum böyle olunca diyorsun ki yani ben zaten 1000 megabit alamıyorum. Niye 299 lira o zaman para ödeyeceğim diyorsun. İşte orada birazcık İşler karışmaya başlıyor. Eğer ki altyapın müsaade ediyorsa, Türknet'in altyapısındaysa 1000 megabite kadar alabiliyorsan 300 TL. 500 megabit alabiliyorsan da yine 300 TL. Senin evin 70 megabite kadar destekliyorsa yine 300 TL. Yani Türknet'te sabit bir fiyat var arkadaşlar. Onun fiyatı da 299.90. Senin altyapın neyi destekliyorsa onun hızını sana veriyorlar. Dolayısıyla şirket politikası çok da üzerine konuşacak bir durum değil ama gerçekten hani kendi altyapısında 990'ları gördüğüm arkadaşlarım oldu. Yani bu hızı gerçekten alabiliyorlar diyebilirim. Yine taahhütsüz ibaresinde burada görüyoruz. Şu ana kadar eğer ki altyapını destekliyorsa en fiyat performans hizmet bu gibi gözüküyor. Bakalım şimdi diğerleriyle devam ediyoruz. Evet, sırada yeni krallardan bir tanesi TT.net. Türknet öncesinde zaten açık ara bir kraldı.
Hala da pek çok insan TT.net'i kullanıyor. Onda bir sıkıntı yok. Bakalım bir fiyatlarına. Mesela ne diyor? Weber Teknoloji tamam 100 megabit internet diyor. 24 ay taahhütlü 389 TL. İlk 11 ay. Son 12 ayda 449 TL'ymiş. Burada TürkNet'in genel olarak yaptığı bir politika var. Pek çok paketi böyle iç içe sokuyor. Yani işte birinde ilk 6 ay bu fiyat diyor. Birinde her aya biraz indirim yapıyor. Birinde ilk 1 ay çok bedava diyor. 3 ay bedava diyor. Sonra diğer aylarda bu farkı yansıtıyor. Yani bunun gibi kombinasyonları çok fazla yapıyorlar. Mesela burada da ne diyor? Online özel diyor. 100 megabit. 24 ay taahhütlü. TürkNet'te taahhüt olayı hala devam ediyor arkadaşlar. 6 ay 220 TL, son 18 ay 440 TL. Mesela bu ilk pakete baktığımız zaman da neydi? 24 ay taahhütlü 389 TL, son 12 ay 449 TL. Dediğim gibi bakın burada fiyatları paketlere göre böyle birazcık şekillendirmişler. Ben bunu aşağı yukarı hesapladım. Aylık 330 TL'ye falan geliyor arkadaşlar. Yani o civarda bir fiyatı var ve taahhütlü fiyatı 24 ay taahhütlü fiyatta 100 megabit internet 24 ay internet ortalamaya aldığın zaman 330-340 TL'lere falan geliyor. 24 ay taahhütlü dediğim gibi taahhüt olayından TT.net bir türlü kurtulamıyor. Evet sırada NetSpeed var. Yine geçen sefer kadraja giren firmalardan biriydi bu NetSpeed. Hemen şöyle Ultimate Fiber diye yapmış 100 megabit internetini 100 megabite kadar. Download hızı var ve aylık sadece 278 TL. Burada yine taahhütsüz ibaresini görüyoruz. NetSpeed'de biraz daha böyle kendini arada konumlandırmış fiyat olarak ne 130'larda 240'larda ne 300'lerde 340'larda ortada bir alanda yer almış. Ve yine geçen seferki incelediklerimizden Vodafone evde internet. Bilmiyorum kullananı çok var mı, memnun olanı olmayanı ama aşağıya doğru indiğim zaman 12 ay sözünüze yani burada 1 yıllık bir taahhüt istiyor. 12 ay boyunca ayda 375 TL diyor. 100 megabit yine indirme hızını veriyor. Vodafone faturalarına 15 TL ayda bir indirim yapıyormuş. 600 TL'ye kadar da farklı firmadan gelirsen bir caymayı karşılıyormuş ama rakam 175 TL. Evet şimdi Turkcell'e geçiyoruz. Vodafone'un tabii ki bir mobil operatör rakibi olarak. Evet Turkcell Süper Online'a baktığım zaman da hemen birazcık aşağı iniyorum. 100 megabit indirme hızı var. 20 megabit de upload hızı yani yükleme hızı var. Kota olarak sınırsız diyor. İlk 1 ay ücretsiz son 11 ayda 380 TL olarak gözüküyor. Ben iş yerimde Süper Online kullanıyorum. Evimde TürkNet kullanıyorum. İkisi arasında ciddi bir fark açıkçası göremiyorum. Aşağı yukarı aynı hızları alıyorum ikisinde de. Biri daha iyidir, biri daha kötüdür. Mesela diyeceğim bir durum şu ana kadar başıma gelmedi benim şahsen. Genel anlamda ikisinde de belli bir kalitede hizmeti alıyorum. İnternetimde bir kesilme, dolma, ping gibi böyle sıkıntılar yaşamıyorum ki altyapımın da çok iyi olduğunu normalde söyleyemem. Hem iş yerim için hem evim için ama genel olarak bence başarılı diyebilirim. Ama 380 TL gibi bir rakamla burada bizim Süper Online'da karşımıza çıkıyor. Şimdi hemen şunu belirtmekte fayda var arkadaşlar. Yani bazı internet diyor ki burada bir ay bedava. Bazısı diyor ki ilk 3 ay %50 indirimli sonrası bu fiyat. Bunları elimizden geldiğince söyledik ama aylık işte şu kadar modem ücreti var 22 TL, 20 TL, 15 TL. Veya işte bir kereye mahsus kurulum ücreti var 200 TL gibi. Bu firmadan firmaya değişiklik gösterebilecek şeyler. Muhakkak ki bir paketi satın almadan önce altındaki o minik yazıları okuyunuz efendim. Çünkü o detaylar genelde oralarda belirtiliyor. Belki tercih etmende bir sebep olabilir mi o yazılar bilemiyorum ama belki de olabilir. Ondan dolayı o ufak yazıları, detayları, minik ücretleri mutlaka gözden çıkarmayalım diyorum. Ve genel olarak da Ağustos 2023 yılı itibariyle internet fiyatlarının bu şekilde olduğunu söyleyebilirim. Evet her şeyin fiyatı yüksek, piyasadaki fiyatlar da yüksek. Sanırım en son GıbırNetler falan böyle 130 liralar, 140 liralar falandı. Göçekliğinde daha bir yıl olmadı. Ama şimdi görüyoruz ki 230 TL'lere yükselmişler. Minimumda başlayan fiyatlar. Eğer ki burada anlatmadığımız, fiyatını söylemediğimiz, sizin de bildiğiniz, bizim bilmediğimiz internet hizmet firmaları varsa lütfen aşağı yorumlarda buluşalım ki bir sonraki videoda onları da karşılaştırma listemize dahil edelim. Evet geldik bir fiyat karşılaştırma videosunun daha sonuna. Arkadaşlar buradaki tekrar söylemekte fayda var. Hiçbir işbirliğinin olduğu bir video değil. Tamamen kendi internet sitelerindeki
download hızları baz alınarak yaptığımız bir fiyat karşılaştırması, kim kimin altyapısını kullanıyor, hangisinin hizmeti daha kaliteli değil kısmını burada konuşmadık. Tamamen fiyat odaklı gittik. Ama yorumlarda bu hizmeti kullananlar tabii ki niye memnun olduklarını veya memnun olmadıklarını yazabilirler. Sağda ve solda iki tane videom çıkıyor. Ortadaki yuvarlak alana tıklayarak da kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye. Bye bye.